Anneye Mektuplar Birinci Bölüm Küçük Çocukluk Yaşları 2. Mektup Sevgili Dost Hayır, karşıma sorular yağar ve içtenlikle aydınlanmak isteyen dostlarınızın çevresini genişletirseniz buna gücenme. Bu mektupları toplayacak ve onları başka annelere de bir yarar ve iyilik olmak için yayınlayacak kadar da bencilim. Nedenle çok soru sorarsanız, bu iyi tasarım için siz bana o denli çok konu vermiş olursunuz. Size en yakın olan bir konudan başlıyorum. Güneşli, aydınlık bir doğadasınız ve yaşamı kolay almaya alışkansınız. Buna karşın bulanık, üzüntülü kuşkular içinize sokuluyor. Kimi kez sizi belirli bir kaygı sarıyor ve ölüm korkusu geçiriyorsunuz. Bu doğumu nasıl atlatacaksın? Bunun arkasında en iyisi söze dökmek istemediğiniz kötü bir kaygı pusuda da sizi kolluyor. Karanlık kuşkular duygularınızı sarıyor ve ağır bulutlar günlerinizi karartıyor. Bilirsiniz ki ben zengin tecrübeler biriktirmiş bulunuyorum. Bu kötü düşüncelerle savaşmayan pek az gebe kadın gördüm. Kuşkularına kuvvetle inanan ve kendi telepati yetenekleri olduğu kuruntusunu çok taşıyan kadınlar tanırım. Onların hepsi de bana "Göreceksiniz. Ben bir doğumu atlatamayacağım." derlerdi. Ve bu kadınların hepsi doğumu çok iyi geçirdiler sonra da kuşkularına güldüler. Dahası da sonraları, önceden görme yeteneklerinin yanılmazlığını ileri sürebilmek için olacağı bildiklerini inkar ettiler. Biz ruh bilimciler bu ilginç belirtinin nedenini bulmaya çalışmalıyız. Çünkü o nedeni bulgulamaya oldukça yaklaşmış bulunuyoruz. Doğum ve ölüm yaşamımızı iki büyük taban tabana karşıt uçları ve yaşam içgüdüsü ile ölüm içgüdüsü arasında pek büyük karşıt saldırılar. Andersen'in çok ana, anlamlı masalını herhalde bilirsiniz. Bu masalda ölüm, kendi tarlasına her insan için bir küçük mum dikmiştir. Bu insan yaşadıkça mum yanar ve ölünce söner. Bir mum sönünce başka bir küçük mum dikilir. Bağlantıya dikkat edin. Siz dünyada yeni bir küçük mum yakacaksınız. Öyleyse bunun için kimin ışığı sönecek? Annenin kendi çocuğunun yaşamını ödemesi hem de kendi öz yaşamıyla ödemesi gerektiği sonucunu çıkarmak akla yakın değil mi? Küçücük yavrucağı ana karnında büyütmek için kalbinizin kanını ona vermediniz mi? Bu çocukla siz gerçek anlamda kaygısız genç kızlık çağına veda ediyor, bir annenin yüksek onur çelengini taşıyorsunuz. Yazık ki bütün kadınlar bunu taşımaya layık olmayı bilemezler. Bu çocukla sevdiğiniz erkeğe daha sıkı ve sağlam bağlanıyorsunuz. Bana şunu diyeceksiniz: Bu bağı daha çok sağlamlaştırmaktan başka içli hiçbir dileğim yoktur. Size inanıyorum. Ne var ki, sizin bilmediğiniz ve bilmek istemediğiniz şu durumda vardır. Ruhunuzdaki bütün güçler çift yönlüdürler. Bağlanma nedenli güçlü ise, sizi o denli de özgürlüğe çeker. Çift kutupluluğun hoşgörüsüz, sert yasası bağlanmayı gereksinmesiyle özgürlük değişiklik gereksinmesinin birbiriyle savaşta olmalarını ister. İnsan doğasında plosça bir şey vardır. Sonsuzca bir tutku ile ister, özler ve kendi kendisine şu soruyu sorar. Yaşamın verebileceğinin hepsi bu. Özellikle doğuma bağlı tehlike, belli bir ölçüde bir tehlikenin olduğunu neden yatsımadı? Yaşam içgüdüsünü uyarır. İşte bu yaşam içgüdüsü de bir ayartıcı yoldaştır. O, kulaklarımıza çekici şarkılar, okşayıcı, gıdıklayıcı ezgiler fısıldamayı bilir. Sıkıcı, bunaltıcı düşleri renkli görünümler içinde sınırsız imgelemimizin dünyasına gizlice sokuşturmanın yollarını tanır. Güzel dirliğimizi, bugünümüzü değersizlendirmek, aldatıcı, yalancı bir ışık gibi bizi yönetilemeyen içgüdü yaşamımızın bataklığına çekmek sanatına sahiptir bu aldatıcı sesi açıkça tanımak ve açıkça yenmek gerekir. Bununla içinizde bastırmak istediğiniz ikinci sorununuzu da hemen hemen yanıtlamış bulunuyorum. Sizi birdenbire saran, hiç mi hiç karşı durulmaz görünen o şaşılacak içli özlemlerin, aşermelerin anlamları nedir? Birdenbire canınız ringa balığı ister. Aylardan beri yememişsinizdir. Sonra da bir salatalık turşusu, akla gelebilen tüm baharatlılar, çeşneliler de ister canınız. Daha sonra da çok istediğiniz yemekten tiksinti duyarsınız. Görüyorsunuz, bunlar gebelerin şaşılacak aşermeleridir ki birçok nedenleri vardır. Örgenlerimiz ona vermediğiniz nesnelerini ister. Bunlar çoğunlukla vitaminler, madensel tuzlardır. Büyümekte olan varlığın kemikleri için kireç ister. Ne var ki, sizin engellenmiş köstü doğal dileklerinizden. Böylece kendilerini simgesel biçimde belirtmiş oluyorlar. Ölümle karşı karşıya gelince ki o delice kuşku sizi buna kandırmak ister, insan yaşamın bardağını son damlasına varıncaya dek boşaltmak ister. Ruh benim ışığının gürlüğünden gözlerimiz kamaşarak örgensel bağlantıları da unutamayız. Sevgi de belli bir anlamda bir kimya sorunudur. Araştırıcılar bütün sevgiyi cinsellik ögeleri, erkeklik ve kadınlık ögesine bağlamak, indirgemek istiyorlar. Bilmem böyle ögeler var mı? Bugüne dek bunlar henüz kimyaca doğrulanmış değillerdir. Gerçekli olan bir şey var. Cinslik bezleri ateşli çalışırlar. Bütün vücut ona yakalanmış, onunla sarılmıştır. Yüz değişir. Kimi kadınlar daha da güzel olurlar. Tıpkı bir çiçek gibi açılırlar. Yüzleri çok güzel, ışıklı bir görünüş alır. Kimileri de daha da çirkinleşirler. Hayvanlık yanları ortaya çıkar. Vücudun cinslik ögeleriyle bu kaplanışı yüksek duyarlılık ve uyarı olarak da cinslik gücü alanında etkinleşir. Başırı istek daha da artar ya da sönmüş görünür. Çünkü artık normal olana yönelmiş değildir. Ama bu durumlarda da sevgi en güvenilir önderdir ve yol üstündeki tüm kayalıkların, tehlikelerin atlatılmasına yardım eder. Sevgi her engeli yener. Bana söz konusu ettiğiniz başka bir yakınma da sinirli alınganlığınızdır. Bütün bunlardan sonra bu konuda bugün size yazdıklarıma şaşmamalısınız. Herhalde örgenlerindeki olaylar dolayısıyla ruh dengelerini yitirmeyen kadınlar vardır. Kendi kendini öldüren kadınların birçoğunun bu eylemi ya aybaşı veya gebelik durumunda işledikleri bilinir. Elbet vücut durumunu da hesaba katmalıyız. Çok bilinen bir sözü biraz değiştirerek söyleyeyim. Gebelik zayıf beyinler için denek taşıdır. Kadınlar bu zamanlarda en büyük düşüncesizlikleri işlemeye hazırdırlar. Çok kez olur ki kaçırır, akla gelmeyen serüvenlere atır, atılırlar ki ciddi bozukluklar baş gösterir. Bereket ki bunlar ayrıklıklardır. Sizin bundan korkacak bir şeyiniz yok. Ama kendinizi çirkin, hoş olmayan izlenimlerden koruyun. Kendinizi yalnız, güzel ve yüce şeylerin etkisine bırakın. Siz bana gebelerin çirkin şeyler görmekle çocuğun çirkin olması konusunda da yazmıştınız. Ben özel bir örnek bilmiyorum. Ama akıllı araştırıcılar böyle bir oluş bulunduğunu ileri sürüyorlar. Düşünün ki sizi etkileyen her izlenim çocuğunuza da geçer. Sizin sevinciniz onun da sevincidir. Sizin ağrınız onun da ağrısıdır ve sizin izlenimleriniz onun da izlenimleridir. İyi kitap, iyi müzik, esinlendirici bir konuşma, her biçimde doğa veya güzellik sevinci çocuğunuzu güzelleştirir. Yaşamın büyük bir düşmanı vardır. Bayağılık. Kendinizi yüceltirseniz, çocuğunuzu da yüceltirsiniz. Kendinizi alçaltırsanız, kalbinizin altında taşıdığınız varlığı da alçaltırsınız. Gebelerin kusmaları konusunda geniş açıklama istiyorsunuz benden. Bir bayan arkadaşınız bundan acı çekiyor ve hekimler ona yardım edemiyorlarmış. Sevgili çocuk, bu bayan arkadaşınız kendi durumundan mutlu değildir. Bin kez tam tersini öne sürse de. Çocuğuna sevilen ve kocasını seven hiçbir annenin kustuğunu henüz görmedim. Elbette kendi kendilerini aldatan ve çocukları olacağı için sevindiklerini yapmacıklıklarla gösteren kadınlar gördüm. Çünkü zamanımızın yüksek ahlak buyrultusu böyle ister. Tedavi ettiğim birçok olayları anımsıyorum. Bir tanesi bende unutulmayarak kalmaktadır. Beram Hastanesi'nde genç bir kadın. Yetenekli uzmanların tanılaması, son zehirlenmesi sonucu durdurulamayan kusmalar. Tüm ilaçlar yararsız olduğundan son çare ameliyat kalmış. Her şey hazırlanmıştı. Kocası birden benim vaktiyle annesine sinirli bir iç bulantısını sağlattığımı anımsamış. Son umut, ultima ratio olarak ben çağrılmışım. Perdeleri kapatılıp karartılmış bir odaya giriyorum. Hasta bayan yatakta beti benzi, uçuk ölü gibi yatıyor. Günlerdir besinsiz, ancak birkaç damla buz gibi soğuk süt, buna bir de alttan ile besleme. Önünde özel kılığı ile bir hasta bakıcı hemşire duruyor, bir kusma leğeniyle birlikte. Hemen leğeni uzaklaştırıyor hemşireyi odadan çıkarıyorum. Kabı isteyen gözleri korkudan fırlamış hastaya. Rahatça yatın, kusmayacaksın. Bana şaşkın şaşkın bakıyor. Elini tutuyorum ve ona dostça "Sevgili yavrum, neden çocuk istemiyorsunuz?" diyorum. Çocuk için sevindiğine inanç vermeye çalışıyor. Konuşma açılmıştır, kusma leynini unutuyor. Usul usul araştırmayı sürdürüyor. Taze evliliğin bütün acılı yakınmaları yavaş yavaş açılıyor. Önce başka bir adamı sevmiş. Kumarcı, içkici, kısacası bir hoppa veya belki de züppe, aldırışsız bir adamcağızmış. Annesi kızına bu delikanlıyı bırakmasını öğütlemiş. O da annesinin övdüğüne uymuş. Oysa kendi gönlünün övdüğü değilmiş. Az zaman sonra başka biriyle evlenmiş. Şimdiki kocasıyla acaba severek mi evlenmiş? Susuyor. Kocası sevimliymiş. Aslında onun beğenemeyeceği bir yanı da yokmuş. Ne var ki kaynana. O kötü kaynana. Adamın ailesiyle olan ilişkisi kopmuş. Onun kendi annesine eğilimi olup olmadığını bilmiyor. Çocuk dolayısıyla sonsuzca bağlanmadan korkuyor. Sonuç olarak kocasını sevmiyor ve ilkini özlüyor. Anlaşmazlığın bütün acılı yakınmalarını ortaya dökmek niye? Gerçekler, olaylar konuşmalı. Ona eğer çocuğu kusmak istediğini bilse artık kusmayacağına güven veriyorum. Ameliyattan vazgeçiyor. Bayan evine döndü, dört günde sapa sağlam iyileşmişti. Neler yemesine mi müsaade ettim? Canı ne çekiyorsa hepsini pek özel yemekler için bir çizerge yaptı. Kocası bütün şehri alt üst etti, hepsini sağladı. Bu pek de kolay değildi. Çünkü savaştan hemen sonraydı. Halkın dili bu gerçekleri bilir. Görünüşü fena olan bebeğe bir ana da kusulmuş denir. Doktor Miss Rigler kendi aramızda şunu anlatıyordu. Gebe annesinin kusmakta olduğunu gören 3 yaşında bir çocuk annesine seslenmiş. Çok iyi anneciğim ona hemen kus dışarı at bize çocuk lazım değil. Evet, biz büyüklerin unutmuş olduğumuz veya görmek istemediğimiz kimi şeyleri çocuk ağzı açığa vurur. Gebelik evliliğin denek taşıdır da. İyi kocalar daha iyi olurlar, kötüler daha kötü. Sevgiyle beslenen, şefkatle korunan, ilgi ve dikkatle çevrelenen ve bunlara da değer biçmesini bilen kadın ne mutludur. Sizin bu mutlulardan olduğunuzu seviniyorum. Kahinlik koyunu oynamak ve sizin yaramaz kuşkularınızı yalan deyip cezalandırmak artık zor değil. Öyle rastgele ölmeyiz. Hastalıkların ruhsal temelleri vardır. Bir sıkıntı, bir acı ile kim ölümler kendi kendine ruhça öldürmektir. Kötü kuşkularınıza karşı tılsım olarak şu kılavuz savı aklınızda tutun, unutmayın. Yaşam iradesi hastalıklara karşı en iyi korunmadır. Gönülden çok çok selamlar. İçten bağlı dostunuz, doktor Wilhelm Stekel.